Aklını başından alan o güzel ses Hazreti Musa'ya seslendi. Musa dedi, elini koynuna sok ve çıkar. Elin çok parlak bir hal alacaktır. Savrulan kollarını da kendine doğru çek. Toparlan ve sıkı dur. Hazreti Musa elini koynuna sokup çıkardı. Eli ışıl ışıl parlıyordu. Gözleri kamaşmıştı. Elinin ışığı etrafı aydınlatıyordu. Rabbi onunla konuşuyordu. Hazreti Musa Rabbini can kulağıyla dinledi. Öyle ki o tatlı an hiç bitmesin istedi. Musa dedi, ben seni peygamber olarak seçtim. Şimdi Firavun'a git. Çünkü Firavun iyice azıttı. Onu tatlı dille ikna et. Ve onu doğru yola çağır. Hazreti Musa, ya Rabbi dedi, gönlüme ferahlık ver. Bu işi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Rabbi ile konuşması hiç bitmesin istedi Hazreti Musa. Benim konuşmam çok akıcı değil. Kardeşim Harun'un ifadesi daha düzgündür. Onu bana yardımcı yap. Beni onunla güçlendir. Öyle ki seni çok analım. Seni daha çok tesbih edelim. Yüce Allah cevap verdi. Musa, seni kardeşinle destekleyeceğiz. Size güç vereceğiz. Bu sayede size zarar veremeyecekler. Sen rahat ol. Emri alan Hazreti Musa hemen eşinin yanına döndü. Yola devam ettiler. Şimdi Hazreti Musa'nın omuzlarında peygamberlik görevi vardı. Yüce Allah Hazreti Musa'yı peygamber olarak görevlendirmişti. Hazreti Musa derin bir huzur içinde Firavun'un yanına gitti. Firavun zalim bir kraldı. Geniş bir ülkeye hükmetmesi ve sayısız mal varlığı Firavun'u çok şımartmıştı. Zenginlik ve şöhret başını döndürmüştü. Üstelik kendini tanrı olarak tanıtmıştı. Hazreti Yusuf'un torunlarından olan İsrailoğullarını köle gibi kullanıyordu. İsrailoğullarını eziyor, hırpalıyordu. Onların özgürlükleri yoktu. İnsanların kendisine secde etmelerini istiyordu. Fakirleri eziyor, düşkünleri dışlıyordu. Gözünün yaşına bakmadan yüzlerce kişinin canına kıyabiliyordu. Halk ondan çok korkuyordu. Her dediğini yapıyor, en ağır işlerde çalışıyorlardı. Hazreti Musa sağ salim Mısır'a varınca hemen kardeşi Harun'u buldu. Ona her şeyi anlattı. Birlikte Firavun'un yanına gittiler. Hazreti Musa kendini tanıttı. Ey Firavun! Yaratıcı ancak Yüce Allah'tır. Biz ise onun kullarıyız. Seni ve halkını bir olan Allah'a iman etmeye davet ediyorum. Firavun Hazreti Musa'yı tanımıştı. Demek rüyası çıkmıştı. Musa'yı sarayında büyütmüştü. Şimdi karşısına dikilmiş, sen tanrı olamazsın diyordu. Bu ne cüretti? Bir an onu öldürmeyi aklından geçirdi. Daha sonra Hazreti Musa'nın tatlı konuşmasına karşı onunla eğlenmeyi düşündü. Madem peygambersin, o halde göster de inanalım. Hazreti Musa asasını yere bıraktı. Asa koca bir yılan olup kıvrılmaya başlayınca
Firavun çok korktu. "Tut şunu," dedi Firavun. "Çabuk tut. Yoksa bana zarar verecek." Herkes hayret içindeydi. Hazreti Musa, asaya elini sürer sürmez asa eski halini aldı. Firavun dehşete kapıldı. "Bu adam usta bir sihirbazdır," dedi. Firavun Musa'yı ve kardeşi Harun'u hemen anında öldürtebilirdi. Ama bu işin sırrını anlamak istiyordu. Adamlarına danıştı. "Onun neler yaptığını gördünüz," dedi. "O benim saltanatıma göz dikmiş. Bunun çaresine bakmamız lazım." "Evet," dedi adamları. "Onu ve kardeşini alıkoy. Ülkenin her yerine haber salalım. Usta sihirbazlar gelsinler. Ona haddini bildirsinler." Firavun bu görüşü kabul etti. Musa'yı ve kardeşini bir yere göndermedi. Ardından Mısır'ın en usta sihirbazını çağırdı. Halk toplandı. Bu büyük karşılaşmayı izliyordu herkes. Sihirbazlar ellerindeki ipleri yılan şeklinde göstererek halkın gözünü boyamaya başladılar. Ortalığı ipler kapladı. Hepsi de yılan şeklindeydi. Sıra Hazreti Musa'ya gelmişti. Hazreti Musa "Bismillah" diyerek asasını yere bıraktı. Asa bir peygamberlik mucizesi olarak canlandı. Hazreti Musa'nın asası kocaman bir yılana dönüşmüştü. Bir anda bütün yılanları yuttu. Halk hayret içindeydi. Sihirbazlar bunun bir peygamberlik mucizesi olduğuna inanmışlardı. Hep birlikte secdeye kapandılar ve şöyle dediler: "Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik," dediler. "O her şeyden daha yücedir ve her şeyi bilendir." Firavun öfke dolu haykırdı. "Bu bir sihirdir," dedi. "Ona inanmayınız." Ama gerçek ortadaydı. Bu apaçık bir peygamberlik mucizesiydi. Hazreti Musa bu kez elini koynuna sokup çıkardı. Eli bembeyazdı. Işıl ışıl parlıyordu. Firavun'un gözü kamaşmıştı. Şöyle söyledi: "Bu nasıl ışık böyle? Gözümü kör edecek." Oradaki herkes bu işin sihir olmadığını anlamıştı. Firavun şaşkındı. Hazreti Musa'nın peygamber olduğuna inananların sayısı artıyordu. Firavun ise öfkeyle soluyordu. Kin ve gurur içinde yeni tuzaklar kurmayı planlıyordu.